Şeytanla alakalı çok zor sorular hazırladım. Eğer hazırsan başlayalım. Her zaman merak ettiğim bir şey var. Şeytan cin mi yoksa melek mi? Peki bir sorum olacak. İnsan hiç imtihana girmeden, yani şeytanla hiç mücadele etmeden direkt melek olarak yaratılsaydı ve cehennem ihtimali hiç olmasaydı insan için daha güzel bir durum olmaz mıydı? Şeytan kötülük yapan insanların bütün suçları üzerine atmak için uydurduğu bir şey olamaz mı? Şeytanın akli bir ispatı var mı? Peki o zaman bu günahları yasaklayan Allah, şeytanın bu günahlara sevk etmesine neden müsaade ediyor? Her zaman merak ettiğim bir şey var. Şeytan cin mi yoksa melek mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şeytanın melek olduğunu zannedenler olabiliyor. Fakat bu yanlış bir bilgi. Kur'an'a baktığımız zaman bunu anlayabiliriz. Mesela Kehf suresi 50. ayetin başlarında buyuruluyor ki, mealen aktarıyorum. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis dışında hepsi secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emrine karşı gelmişti. Yani direkt şeytanın orada bir melek olmadığı, bir cin olduğu ayrılıyor. Ayrıca bunun dışında işte meleklerin nurdan yaratılması, şeytanın ateşten yaratılması veyahut meleklerin günah işleme, isyan etme gibi bir özelliğinin olmaması ama şeytanda böyle bir kısıtlama olmaması gibi kıyaslara baktığın zaman şeytanın bir cin olduğu gayet açık anlaşılıyor. Şeytan kötülük yapan insanların bütün suçları üzerine atmak için uydurduğu bir şey olamaz mı? Şeytanın akli bir ispatı var mı? Yani en basit bir mantık çıkarımıyla şunu düşünebilirsin. İslamiyet haksa İslamiyet'in bahsettiği bir şey de haktır. Yani İslamiyet'i ispat eden bir şey aynı zamanda şeytanın varlığını da ispat ediyor ama bunun dışında hem kendine hem çevrene baktığın zaman şeytanın varlığını çok bariz bir şekilde anlayabiliyorsun. Mesela düşün ki 4 yaşında böyle dünya tatlısı bir çocuk var değil mi? Bakıyorsun hani masum, günahsız, herhangi bir suçu yok, kimseye bir zarar yok. Ama 20 sene sonra aynı kişiye bir bakıyorsun yani tamamen etrafına zararlı birisine dönüşebiliyor. Ne bileyim birisini dolandıran, kandıran, yalan söyleyen birisi olabiliyor. Veyahut iftirayla, gıybetle milleti birbirine düşüren birisine de dönüşebiliyor. Veyahut bir katile dönüşebiliyor. Onlarca insanın canına kıyan birisi de olabiliyor. Şimdi baktığın zaman hani bu çocukla bu adam aynı kişi mi diyorsun? Bağdaştıramıyorsun. Demek ki bu çocuğun bu hale gelebilmesi için içeride gerçekten arka planda onu davet eden yani günahlara yönlendiren birinin olması lazım. Günahları süslü gösterecek, günahların mantıklı yönünü ona gösterecek ve günah işlettirmeye çalışacak. Arka planda bir şeytanın olması şart. Yoksa o çocuğun o hale gelmesini başka bir şeyle açıklayamıyorsun yani. Mesela bir örnek vereyim. İçeriden nasıl kandıracak? Mesela diyecek ki sana hak ettiğin parayı vermiyorlar. O zaman bu aldığın rüşvet sayılmaz. Ne yapacak? Hep böyle mantık çıkarımları yaptırmaya çalışarak kişiyi günaha sürüklemeye çalışacak. Böyle birinin olması lazım. Ve işin ilginç tarafı da ne biliyor musun? Yani adam cehennemin varlığına inanmasına rağmen günah işleyebiliyor. Normalde cehenneme inanan bir insanın günah yapmaması lazım. Hani buna rağmen yapıyorsa, sonunda cehennem olduğunu bile bile bunu yapıyorsa, hani gerçekten kandırıldığı bariz bir şekilde anlaşılabiliyor. Bunun dışında işte her gün defalarca karşılaştığımız vesvese vakaları var değil mi? Adama bakıyorsun hiç böyle kendi düşünmek istemediği şeyleri düşünüyor veyahut aklına getirmek istemediği görüntüleri getiriyor. Hani kişi bunu kendisi yapmak istemiyorsa demek ki yine arka planda birinin ona bunu göstermesi lazım. Birinin ona vesveseyi kurması lazım. Bunun gibi birçok mantık çıkarımıyla şeytanın varlığı çok açık bir şekilde anlaşılmış oluyor. Anlattıklarını anladım ama bu anlattığın şey nefis olamaz mı? Nefsimin arzuları ve ihtiyaçlarından dolayı yapıyor olamaz mıyım? Yani nefisle şeytanı ayırmak lazım çünkü nefiste bir akıl kavramı yok. Yani şeytan nefsin aslında hocası konumunda olmuş oluyor. Yani nefis meyleder, yapmak ister, hayvani arzuları vardır. Fakat şeytan kişiye mantıki yönleri gösterir. Onu kandırmaya çalışır. Der ki bak böyle yaparsan buradan kurtulabilirsin. Böyle dersen evet bu günah ama en azından kendini kurtarmış olursun gibi mantık çıkarımları yaptırır. Dolayısıyla nefsi ve şeytanı birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani mesela bir örnekle de açıklamaya çalışayım. Alkol haram değil mi? Alkol içen hangi Müslümana sorarsan sor. Temelde bunu yapmak istemez değil mi? Fakat alkolü içmeyi istemek temelde nefsin arzusu. Kişiye nefsi alkolü istetti. Adam dedi ki ya bu günah benim bunu yapmamam lazım. Sonra bu sefer şeytan devreye giriyor. Bunu mantıklı göstermeye çalışıyor. Kişiyi kandırmaya çalışıyor. Yani aslında şeytanın varlığının ispatı burada ortaya çıkıyor. Yani insan yapmak istemediği şeyi yapıyor. Yani herhangi bir insan yapmak istemediği bir şeyi yapabilir mi? İşte yapabiliyorsa demek ki kandırılmış. Yani şeytanın varlığı orada kendini gösteriyor. Demek ki kandıran şeytanın ta kendisi. Peki o zaman bu günahları yasaklayan Allah, şeytanın bu günahlara sevk etmesine neden müsaade ediyor? Temelde insana zaten şeytanın söylediğini reddetme fırsatı verilmiş. Yani insanın iradesi var. Şeytan hiçbir zaman kişinin iradesini alıp günah sürüklemiyor. Yani
bu sevk etmeyi yanlış anlamamak lazım ama bunun dışında şöyle bir kaide var. Yani deniliyor ki bir şey ya bizzat güzeldir ya da neticesi yani sonuçları itibariyle güzeldir. Şeytanın yaratılması, şeytanın bize telkin vermesi, günahlara davet etmesi temelde şer gibi gözüküyor. Fakat aslında sonuç itibariyle hayır. Nasıl? Şöyle düşünebilirsin, bir örnek vereyim. Bir öğretmen okulda ne yapar? Öğrencilerine sınav yapar değil mi? Temelde dersi verir. Sonra bir sınav yapar. Sınavda da doğru şıkkı koyar. Doğru şıkkın yanına da yanlış şıklar koyar. Yanlış şık koymasının amacı şu mu? Yani ben yanlışı koyayım da öğrenciler tuzağa düşsün, düşük notlar alsınlar. Böyle bir amaçla mı koyuyor? Hayır. Tam tersine sadece bir şıkkı koysa, yani sadece doğru şıkkı soruya koysa, hiçbir öğrencinin derse çalışıp çalışmadığı veya nasıl kaliteli bir öğrenci olduğu hiçbir şekilde anlaşılmayacak. Bundan dolayı doğru şıkla birlikte yanlış şıkları da koyuyor ki, yani yanlışlara rağmen doğruyu seçen kişinin kalitesi ortaya çıksın. Cenab-ı Hakk'ın da burada yaptığı şey aslında buna benziyor. Yani kulları günaha davet edecek şeytana müsaade ediyor. Fakat kullar bu günaha rağmen şeytanı dinlemediklerinde, hayır olanı işlediklerinde, günahtan kaçtıklarında, sevap işledikleri zaman ne oluyor? Aslında kendi kalitelerini ortaya koyuyorlar. Ve bu sayede baktığımızda hani bu zamana kadar birçok kaliteli insan ortaya çıkmış mı? Çıkmış. Hani Hazreti Ömer gibi adalet noktasında çok ileriye giden zatlar çıkmış veya işte evliyalar çıkmış, alimler çıkmış. Allah yolunda ilerleyen, kendine İslamiyet'e adayabilen insanlar çıkmış. Hepsi temelde neye bakıyor? Şeytanın onlarla uğraşmasına bakıyor. Fakat mesela meleklere baktığın zaman böyle bir şey yok. Meleklerin makamı neyse her zaman öyle kalıyor. Neden? Çünkü şeytan onunla uğraşmıyor. Fakat bize baktığın zaman şeytan bizimle uğraşıyor ve biz şeytanı dinlemediğimiz zaman aslında Allah'a karşı kendi kalitemizi ortaya koymuş oluyoruz. Ve bu kaliteyle birçok melekten üst makamlara çıkabiliyoruz. Tam tersi ihtimali düşün. Yani şeytan bu kişilerle uğraşmasa bu sefer bu adamlar ortaya çıkmayacak. Yani imtihan fırsatını tepecek kişiler yüzünden bu sefer bu adamlara haksızlık yapılmış olacak. Dolayısıyla şeytanın insanlarla uğraşması da, günah diye bir şeyin yaratılması da hepsi temelde netice itibariyle, sonuç itibariyle hayır olmuş oluyor. Peki bir sorum olacak. İnsan hiç imtihana girmeden, yani şeytanla hiç mücadele etmeden direkt melek olarak yaratılsaydı ve cehennem ihtimali hiç olmasaydı insan için daha güzel bir durum olmaz mıydı? Yani bu soruyu soran bir insan muhtemelen yani imtihanı kaybedeceğini düşündüğü için böyle bir soru soruyor. Ama bir insan kendi ibadetlerine dikkat ediyorsa, imtihanında gayet iyi gidiyorsa böyle bir soruyu temelde sormaz. Nasıl mesela? Yani şöyle düşünebilirsin. Bir sınavın iptal olduğuna kim sevinir? Sınava çalışmayan kişiler sevinir değil mi? Yani bir adam sınava çok iyi çalıştıysa ve çok iyi bir derece yapacağını düşünüyorsa sınavın iptal olmasını istemez. İptal olsa da sevinmez yani. Bununla üzülür. Aynı bunun gibi de imtihan fırsatını tepecek kişiler yüzünden bu imtihanı Cenab-ı Hak iptal etse bu kişilere haksızlık edilmiş olacak. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu kadar üstün mertebelerin çıkması için herkese bu mertebelere çıkma fırsatını vermiş. Kişi neyi seçeceğini kendisi karar veriyor. Ayrıca diyoruz ki mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir. Yani hiçbir günah işlemeyecek, mertebesi hep sabit kalacak olarak Cenab-ı Hak zaten melekleri yaratmış. Yani insandan beklenen şeyin zaten farklı olması gerekiyor. Şeytan ateşten yaratıldıysa cehennem nasıl olacak da şeytana zarar verecek? Şimdi ateşten yaratılmak farklı, ateş olmak farklı. İnsan mesela topraktan yaratılmış değil mi? Ama toprak mı insan? Değil. Bundan dolayı ne oluyor? Mesela ben sana bir toprak fırlattığım zaman zarar verebiliyor muyum? Verebiliyorum. Şeytan da ateşten yaratılmış fakat ateş değil. Bundan dolayı şeytanın cehenneme girip acı çekmesine herhangi bir engel yok. Bunun dışında cehennemdeki tek ceza da ateşle yakma değil. Farklı farklı ceza türleri de var. Yani şeytan o cezayı her türlü alacak. Bildiğimiz kadarıyla şeytan Allah'a iman etmiş. İman etmesine rağmen nasıl oluyor da itaat edip secde etmemiş? Yani anladığım kadarıyla Hazreti Adem'e secde etmeme meselesini soruyorsun. Şöyle söyleyeyim. Şeytan bu secde meselesinden önce aslında Allah'a ibadet eden bir cin. Fakat şöyle bir detay var. Bir kişi ibadet ederken veyahut ilmi anlamda kendini geliştirirken eğer dikkat etmezse o ilmi veyahut ibadeti kendisinin kibrine sebep olabiliyor. Şeytanda da bu var. Yani dikkat etmediğinden dolayı ciddi anlamda bir kibre sebep olmuş. Cenab-ı Hak ona Hazreti Adem'e secde emrini veriyor ve şeytan orada secde etmediğinde aslında Allah onun kibrini ortaya çıkarıyor. Ve kibri o kadar şişmiş ki kendini de haklı çıkarmaya çalışıyor. Diyor ki işte beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın, ben daha üstün değil miyim? Yani bu ne demek? Ben haşa senden daha iyi düşünebilirim, daha iyi bilebilirim demek. Yani bu derece bir kibre girmiş. Halbuki yaptığı şey yani ırkçılığın ilk örneğidir baktığın zaman. Bunun benzerini de günümüzde görmüyor muyuz? Yani şeytan Allah'a iman ediyor mu? Ediyor. Biz ediyor muyuz? Müslümanlar olarak ediyoruz. Peki
Allah şeytana secde emri veriyor değil mi? Bize de secde emri veriyor, namaz kılma emrini veriyor. Şeytan secde etmiyor ve ne yapıyor? Bir bahane sunuyor değil mi? Bizden de secde etmeyenler var ve biz de bahane sunuyoruz. Şeytan dedi ki beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Biz diyoruz ki vaktim yok, şu yok, bu yok veyahut müsait değilim. Herhangi bir bahane üretebiliyoruz. Yani baktığımız zaman şeytandan burada bir farkımız kalmıyor. Yani bu soruyu soran kişi Allah'a iman etmesine rağmen namaz kılmıyorsa bu soruyu temelde kendisine sorması lazım. Tek secde Allah'a yapılmıyor mu? Neden Allah Hazreti Adem'e secde edilmesini istiyor? Şimdi buradaki secdeyi ibadet etmek olarak algılamamak lazım. Emri Allah verdiği için onun emrine uymak zaten Allah'a ibadet etmek oluyor. Bunu nasıl düşünebiliriz? Mesela biz şu an kıble olarak Kabe'ye yöneliyoruz değil mi? Secde ettiğimizde Kabe'ye mi secde etmiş oluyoruz? Hayır. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Hepimize bir yere yönlendiriyor. Bir yerde birleştiriyor ve oraya yaptığımız secdeyi kendisine kabul ediyor. Bunun gibi de tüm meleklere Cenab-ı Hak ne yapıyor? Hazreti Adem'e secde etmesini istiyor. Neden? İnsanları yüksek bir vazifeyle görevlendirecek ve Bakara suresinin 30. ayetinde de geçiyor bu. Yani halifelik vazifesi var insanın. Böyle üstün bir vazifeye insan atandığından dolayı Cenab-ı Hak diğer varlıklara Hazreti Adem'e secde etmelerini istiyor. Buradaki secde bir saygı göstergesi olarak düşünebiliriz. Hani biz burada senin vazifeni kabul ediyoruz gibi bir biat etmek olarak da düşünebiliriz. Yani burada Hazreti Adem'e yapılan secde Hazreti Adem'e ibadet değil. Allah'ın emri yerine getirildiği için Allah'a bir ibadet olmuş oluyor. Bu soruyu çok duyuyorum. Haşa, Allah ile şeytan arasında bir iddialaşma mı var? Bunu nasıl açıklayacaksın? Yani anladığım kadarıyla şunu soruyorsun. Şeytan Cenab-ı Hakk'a karşı diyor ki bana mühlet ver, o güne kadar, kıyamete kadar ben insanoğlunu yoldan çıkarayım. Allah da cevaben ihlaslı kullarını, yani samimi kullarını yoldan saptıramayacağını söylüyor. Yani iddia derken bunu soruyorsun anladığım kadarıyla. Şimdi bu soruda şöyle bir çürüklük var temelde. Yani şeytan kim ki Allah onu karşısına alıp iddia tutacak? İsterse yok edebilir mi? Edebilir. Direkt cehenneme atabilir mi? Atabilir. Fakat bunu yapmıyor. Bunun yerine ne yapıyor? Şeytanı secde etmeyi reddettiği insana hizmet ettiriyor. Nasıl hizmet ettiriyor? Şöyle düşün. Hani bir soru sordunuz ya, Allah şeytana neden müsaade etmiş insanları yoldan çıkarması için? Bunun cevabını verirken ne dedik? Şeytan aslında insanın gelişmesi için orada hizmet ediyor dedik değil mi? Yani alimler çıkmış, evliyalar çıkmış, günahlardan uzak duran, takvalı, Allah'a yakın kullar çıkmış, milyonlarca üstün kullar çıkmış dedik değil mi? Baktığın zaman bunların arkasında sebep olan şey ne? Şeytanın onlarla uğraşması. Cenab-ı Hak şeytanın yaptığı hassizliğe karşı direkt ceza vermiyor. Bunun yerine ne yapıyor? Şeytanı secde etmeyi reddettiği insana hizmet ettiriyor ve onun sayesinde insanlardan çok üstün kullar çıkarıyor. Baktığın zaman şeytan ne yapıyor? Kendi istediği şeyi yaptığını zannediyor değil mi? Ama tam tersine Cenab-ı Hak kendisine karşı çıkanı öyle bir tuzağa düşürmüş ki şeytan bunun farkında bile değil. Bizi kandırmaya çalışan şeytan. Peki şeytanı kim kandırmış? Enaniyeti ve egosu. Hani başta dedik ya şeytan kibri anlamda çok ilerlemiş diye. Çok ilerlediği için hani insanlara nasıl ki enaniyeti çok fazla olduğu zaman, egosu çok şişik olduğu zaman bazı normal hareketler normal gelmemeye başlar. Şeytana da kibrinden dolayı secde emri çok aşırı geliyor. Normal gelmiyor ve bundan dolayı reddediyor. Yani temelde arka planda illa birisinin kandırmasına da burada gerek yok. Şeytanın enaniyetine bu fazla geldiği için secde etmeyi reddediyor. Çok merak edilen bir soru var. Şeytan tövbe edebilir mi? Cennete gidebilir mi? Şeytan derken kimi kastediyorsan cevap ona göre değişebilir. Yani eğer işin başındakini, iblisi kastediyorsan onun için böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü Kur'an'da cehenneme gideceği söylenmiş ve verdiği kararla ruhunu öyle bir karartmış ki artık onun için doğru yola girmek söz konusu değil. Hani bir odaya girersin, kapıyı kilitlersin, sonra o kilidi kırıp atarsın ya, bunun gibi bir şey yapmış aslında şeytan. Hani onun için bir geri dönüş söz konusu değil. Fakat şeytan derken diğer şeytanları kastediyorsan onlar için mümkün. Hatta bazı velayet sahibi zatlardan da hani böyle şeyler aktaranlar olmuş, iman ettiğini söyleyenler olmuş farklı farklı şeytanların. Peki şeytanın şekli neye benzer? Anlatıldığı gibi boynuzu, mızrağı var mı? Sadece şeytanın boynuzunun olduğu bir hadiste geçiyor ama hadisin amacı da şeytanın boynuzu olduğunu anlatmak değil. Arada verilen bir bilgi. Yani bana sorarsan burada şeytanın fiziki özelliğini tanımaktan ziyade şeytanın kendisini tanımak önemli. Yani nasıl birisi, bunu anlamak önemli. Çünkü bakıyorsun tarih boyunca sayısız insanı kandırabilmiş ve en önemlisi de şeytan bunu yaparken yani kendini belli etmiyor. Düşünsene şeytan karşına böyle cismen geçmiş, dikilmiş diyor ki hadi alkol, hadi zina yap, hadi şunu yap, hadi bunu yap. Hani böyle bir şey dese karşı tarafa etki eder mi? Etmez. Hatta şeytan dedi diye adam bunu yapmaz yani. Bunun yerine ne yapıyor? Kendini belli etmiyor. Kişiye iç sesiyle, mantığıyla konuşuyor. Hani içeriden bir şeyleri ona göstermeye çalışıyor. Mesela adama şöyle düşündürüyor. Sevgilisi olmayana adam denir mi diyor. Ne yapıyor? Oradan gayrimeşru bir hayata sürükleyebiliyor. Veyahut diyor ki işte namaza sonra başlarsın diyor. Sonra başlarım diye düşündürtüyor. Hiçbir zaman başlatmıyor. Halbuki ne? O an o vakitle başlasa düzelecek mesele değil mi? Veyahut işte ne diyor? Bir seferden ne olacak?
olmayacak diyor. Seni bir günaha bağımlı yapabiliyor. Ya da bu zamanda İslamiyet din yaşanmaz diyor. Ya sana dini yaşatmıyor ya da dini saçma sapan yorumlamana sebep oluyor. Seni iyice saptırıyor. Yani bunun gibi birçok yöntemle, birçok farklı yolla kişiyi kandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani bana sorarsan şeytanı fiziksel olarak tanımaktan ziyade şeytanın tuzaklarını, insanları nasıl kandırdığını öğrenmek lazım ki o da İslami meselelerle meşgul olarak, ilimle meşgul olarak, Kur'an'la meşgul olarak oluyor. Halk arasında çok söylenen sözler var. Şeytanın insanı çarpması veyahut şeytanın insanın içine girmesi gibi olaylar. Bunlar gerçek mi? Şeytan insana gerçekten maddi bir zarar verebilir mi? Çarpılma denilen olay var ama bu bildiğimiz gibi hani el ayak yamuluyor falan öyle bir şey değil. Nedir çarpılma? Herkesin hani temelde bir şeytanı var ya, kişinin işlediği günahlar sonucunda o şeytanın sayısının artması. Cenab-ı Hak Şuara Suresi 221-222. ayetlerde de söylüyor. Mealen şöyle buyuruluyor. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günahkar iftiracıların hepsine inerler. Yani çarpılma dediğimiz olay bu. Şeytan ne yapıyor? Kişinin iradesini biraz daha zayıflatıyor. Günahlara biraz daha meylettiriyor. İmtihanı kaybetmeye biraz daha yaklaştırıyor. Ne gibi günahlar? İşte faiz diyebiliriz, kumar diyebiliriz, alkol diyebiliriz. Yani büyük günah dediğimiz zaman insanın aklına ne geliyorsa bunları düşünebiliriz. Kişi bunları işlediği zaman şeytanlarının sayısı artıyor. Ne zamana kadar? Şeytanın gelmesine sebep olan o günahtan tövbe edene ve bırakana kadar. Bunu yaptıktan sonra kişide yine iradesinde bir güçlenme oluyor ve imtihanı ona biraz daha kolaylaşıyor. Ayrıca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile hiçbir günah olmamasına rağmen her gün 100 defa tövbe edermiş. Bu ne demek? Aslında bu bize tövbe ve istiğfarın kişiyi gerçekten günahtan ne kadar uzaklaştırdığını, gayrimeşru bir hayattan ne kadar uzaklaştırdığını da gösteriyor. Bu sebeple az da olsa devamlı olarak tövbeyi elden bırakmamak gerekiyor. Sorularımız bu kadar. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yani karşımızda aslında insanlık tarihi kadar tecrübesi olan bir şeytan var. Bugüne kadar alim dahi demeden birçok kişiyi ya az ya çok kandırabilmiş. Bundan dolayı ne yapmak gerekiyor? Onun şerrinden Allah'a sığınmak gerekiyor. Ve çok ilginçtir. Cenab-ı Hak Nisa suresi 76. ayetin sonunda şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnekeyde şeytani kâne zayife. Yani şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır. Neden biliyor musun? Çünkü şeytan seni sadece teşvik ediyor, sevk ediyor, iradeni elinden almıyor. Ayrıyeten insana öyle bir silah verilmiş ki tövbe dediğimiz bir silah var. Yani şeytan seni belki çok uzun bir süre günahların içinde tutmuş olabilir. Fakat sadece bir tövbeyle veya bir helallik almayla bile her şey bitebiliyor. Her şey temizlenebiliyor. Şeytan bir adamı 40 yıl boyunca kendi yolunda götürmüş. Adam bir tövbe ediyor, her şey silinebiliyor. Yani baktığın zaman elimizde tövbe gibi kuvvetli bir silah var ve ayrıyeten Üstad Bediüzzaman da yine Risale-i Nur'da der ki istiğfar ve tövbe dahi meylan-ı şirri keser. Hani böyle bir cümle kuruyor. Ne demek bu? İstiğfar ve tövbe etmek aslında kişinin günahları olan meylini de azaltıyor. Hani temelde senin meyil iter ya günah. O meyili de azaltıyor. Yani baktığımız zaman Cenab-ı Hak bize şeytandan korunmak için çok kuvvetli vesileler vermiş. Bunlara sarıldığımız zaman ve şeytanın tuzaklarını fark etmeye çalıştığımız zaman Allah'ın izniyle korunmuş oluyoruz. Yani şeytanın tuzaklarını, oyunlarını fark etmek lazım. Bu da ne oluyor? Risale-i Nur tefsirleri gibi şeytanın tuzaklarını tek tek açıklayan eserleri, dini kitapları okumakla oluyor. Son olarak bunu tavsiye edebilirim. Ömer, çapraz soru konseptine hoş geldin. Bugün sana şeytanla alakalı acayip acayip sorular soracağım. Abi neden gülüyor? Acayip acayip. Melek gibi hiç cehennem ihtimali olmadan hayatımı sürdürmek istemezdim. Cennet ben var. Ben de istedim. Çünkü ben de sonra ölçüyorum. Evet. Oturdu ateist karşına bu soruyu sordu. Ne diyeceksin yani? Bana onu söyle abi. Biraz şey yapalım, kapışalım yani. Hadi bakalım. Ateist soruyor bunu. Öyle düşün yani. Ne dersin ona? Soruyorum. Düşüneceğim. Şimdi bir ateistle konuşurken karşına 3 tane kamera yapalım. Az önce söylediğin gibi bir imtihana hiç girmeden, direkt melek olup hiç cehennem ihtimali bile olmadan bir hayat yaşamayı kim istemez ki? Babam, annem, dayım, dayımın oğlu Barbaros. Herkes ister. Bu soruyu çok duyuyorum. Niye gülüyorum? Ne kadar çok? Ne bileyim işte 2 yarım saattir konuşuyoruz. Yarım saattir bayağı duydum. Bayağı duydum.